Kanal ve ekranlarına hoş geldiniz. Esnaf gündemiyle yeniden karşınızdayız. Yeni bölümle karşınızdayız. İlçelerdeki esnaf oda başkanlarını konuk etmeyi sürdürüyoruz. Kemer'deyiz bu hafta. Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Bolat Ünsal stüdyo konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önemli bir ilçede başkanlık görevini yürütüyorsunuz. Özellikle binlerce, milyonlarca turistin konuk olduğu, akın akın ziyaret ettiği bir ilçe. Tabii turizm gibi farklı sektörler var, turizme hizmet eden. Bu sektörlerin de sıkıntıları var. İlerleyen dakikalarda esnafların röportajları olacak. Kendileri sıkıntılarını dile getirecekler röportajlara vasıtasıyla. İlerleyen dakikalarda diyelim ve şöyle bir başlangıç yapalım. Bu oda ne zaman kuruldu ve karma bir oda bildiğimiz kadarıyla kaç meslek grubu üye? Evet. Ben öncelikle bir teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bizlere vesile oldunuz. Esnaf Odaları Birlik Başkanım vesile oldu. Hem onlara hem size teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle sorunlarımızı dile getireceğiz. Şimdi biz Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak 1988 yılında kurulduk. Karma bir oda olarak kurulduk. Ben bu esnaf teşkilatlarını kurulum diyen, ilk yola çıkan insanım. Ama işte işlerimiz gereği biraz uzak kaldık. Bugün 2010 yılı itibariyle de göreve başladık. Yaklaşık Türk ticaret tanımlamasında 420 civarında meslek dalı tanımlaması var. NACE koduyla belirlenmiş. Yaklaşık biz bunların 400'e yakınını bünyemizde barındırıyoruz. Yine farklı mesleklerden olmak üzere 2200 civarında üye sayımız var. Böyle bir yapılanmamız var. Evet, 2017 yılında göreve geldiniz. 2010 yılı. 2010 yılında. 2010 yılı. O zamandan bu zamana dek şöyle bir geçmiş hatırlayacak olsak neler yaptınız ve malum önümüzde de bir seçim var. Adayların, mevcut başkanların ve yeni isimlerin sahada çalışmaya başladığını görüyoruz. Evet. Siz de bir çalışma olacak mı, aday olacak mısınız? Yani biz çalışmak için seçim zamanını beklemeyenlerdeniz. Mesela 2010'da göreve geldiğimiz an bizim odamızın hizmet binası Liman Caddesi'ndeydi. Esnaflarımızdan şikayet vardı. İlk olarak odanın hizmet binasının adresini değiştirdik. Park sorunu olmayan, esnafın kolayca ulaşabileceği bir yere taşıdık. Dönemin belediye başkanı da sağ olsun bir yer verdi bize sembolik bir kira bedeliyle. Yaklaşık orada biz 2-2,5 yıl, 3 yıla yakın hizmet verdik. Ve bu zaman zarfında da odaya bir hizmet binası kazandırdık. Birçok arkadaş sordu. Dediler ki yani nasıl başardınız bu işi? Çünkü 3 katlı bir hizmet binasıydı. Dedim ki tasarruf etmekten geçiyor. Biraz sıkacaksınız. Onları siyasi bir müessese gibi değil, kendi ticari müesseseniz gibi yöneteceksiniz. Böylelikle hizmetler yapıyorsunuz. Mesela en çok eğitim yapan odayızdır biz. Meslek eğitimleri olsun, kişisel gelişim eğitimleri olsun. 2016 krizinde Türkiye genelinde ulusal basında oldukça ses getiren Kemer'de bir açıklama yaptık. Ulusal kanallar bunu yaklaşık bir hafta işlediler. Yine pandemi döneminde bütün esnaf zor bir süreç geçirdi. Gözlemliyorsunuz. Elimizden geldiğince onlara ulaşmaya çalıştık. 65 yaş üstü olsun, iş yeri kapanan esnaflar olsun. Yani yılın her günü diyelim, her ayı diyelim. Biz zaten sahadayız. Seçim zamanını beklemeye gerek yok çalışmak için. Evet, aktif olarak sahadayız diyorsunuz. Şimdi pandemiyle ilişkili de açıklamalarınızı ben merak ediyorum. Özellikle bu süreçte 2020 yılından 2021 yılının bu dönemine kadar esnaflar ve vatandaşlar ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar. Maddi kazançları düştüğü gibi borçları da her geçen gün katlanarak artmaya devam etti. Kemer'de durum nasıldı? Nasıl geçirdiniz bu dönemi? Ya tabii ki çok zor geçti. Şimdi sağ olsun devlet bir takım teşvikler falan verdi ama ben onu hep şu şekilde bir tanımlama getirdim. Dökme suyla değirmen dönmez. Yani teşvikleri verirseniz o tükenir. Kontrollü bir şekilde çalışalım. Gelin bizi denetleyin. Zaten esnaf konunun önemini kavradı. Önlemlerini aldı. Hijyen kuralları konusunda olsun, işte mesafe konusunda olsun bütün önlemlerini aldı.
Şimdi kredilerde ötelemeler geldi. Burada bir sistemsel hata yapıldı. Onu da sonradan yine telafi ettiler ama ötelenen taksitler hep birbirinin üstüne dağıtılarak gittiği için yığılma oldu. Limit açarak bu sorunu da aşmış olduk. Şimdi gerçekten o pandemi döneminde birçok meslek dalı durdu. Mesela kahvehaneler, karma bir odayı dedik. Bir yıl hiç açamadı. Kafeler bir yıl hiç açamadı. Kuaförler uzun süre açamadı. Restoranlar uzun süre açamadı. Çok sıkıntılı bir süreç oldu. Tabii bunun etkileri maalesef ki tüm ilçelerde, illerde hissedilmeye devam ediyor. Kısa bir sürede de atlatılacak gibi değil. Borç olduğu sürece esnaf dar boğazda yaşamaya devam edecek. Diliyoruz ki o borçlar kısa zamanda ödenir, rahat bir nefes alırlar. Şimdi sektörlerin sıkıntılarını da konuşacağız. İlk röportajımızı izleyelim. Bakalım sektörlerde ne gibi sıkıntı var? Röportaj sonrası konuşmayı sürdüreceğiz. Zaten işlerimiz gittikçe zorlaşıyor. Turizmin zorluklarından dolayı. Bir de marketler yani o kadar çok ki bir mahallede en az 3 tane da her birinden 2 tane 3 tane her şeyi satıyorlar. Nasıl söyleyeyim yani marketten ziyade satmadıkları bir şey yok. Her türlü çeşide giriyorlar. Bir de çok yaygınlar. En azından biraz şehir dışında olsa biraz ulaşımı ne bileyim daha uzak olsa mahalle marketlerini geçtiler. Yani çatışıyoruz, geliyorlar işte sizde çok pahalı falan yerde ucuz kıyaslıyorlar. Kıyaslama çok oluyor. Yani aslında marka ürünler pek fark etmiyor fiyat olarak. Genelde aynıyız ama onların kendi ürünleri var, kendi şeyler var. Bir de onların alış gücüyle bizimki bir değil ki biz paketle alıyoruz. Onlar tırla kamyonla getiriyorlar. Ama vatandaş bunu görmüyor. Bu şeyde küçük esnaf bitti denecek kadar yani ufaldı. Bir şeyler yapılabilirse, bir şeyler olabilirse memnun oluruz, güzel olur yani, çok iyi olur. Nurcan Kahraman, Kemer'de market işleten bir hanımefendi, bir esnaf ve marketlerin sıkıntılarını bu şekilde ifade etti. Küçük esnaf, marketler de bunlara dahil. Her geçen gün daha da zor bir sürecin içinde kendisini buluyor. Sürekli açılan zincir marketler ve her noktaya açılan zincir marketler onların çalışmasını daha da zorlaştırıyor. Sizin bakış açınız nedir? Zincir marketlerin ve yerel zincir mağazaların her sokak, her caddeye birkaç tane sayılı açılması nasıl ilçede? Şimdi benim bu konuya bakış açım biraz farklı. Hep eleştirilir ama çözüm konmaz. Ben çözüm de ürettim bu konuya. Şimdi hiç kimseyi sizden daha çok sermayeyle iş yapıyor diye suçlayamazsınız. Benim 50 bin lira sermayem vardır, o kadar iş yaparım. Sizin 100 bin lira sermayeniz vardır, siz o kadar iş yaparsınız. Şimdi küçük esnafımızın durumu belli. Kıt kanaat işini yürütebilen bir kitle. Bu konuyla ilgili 2011 yılında biz bir çalışma yaptık. Ve marketçi arkadaşları topladım zaman zaman. Zaman zaman gittik, anlattık. Proje basit olarak şuydu. Bir sürü küçük balıktan büyük balık yaratmak. Nasıl olacak bu? Bizim bölgemiz olan Beldivi'nden Çıralı'ya kadar markettir, büfedir, konaklama tesisidir. Buraların yıllık tükettiği ürünleri tek elden alımını yapıp paydaşlarla paylaşmak. Bu şu demek. Bir market işte Nurcan Hanım'ın da ifade ettiği gibi belki bir koli şeker alıyor. Ama biz toplam Kemer bölgesinde alınan şeker miktarının birkaç tır olabileceğini düşünürsek aldığınız bir kolideki şekerdeki iskontoyla tabii ki birkaç tırda, 3-5 tırda aldığınız iskonto bir olmayacak. Olmaz. Bu içecekte böyle, bakliyatta böyle, her üründe böyle. Aldığımız bu büyük iskontoları kârımıza yansıtmak ve karşımızdaki zincir marketlerle rekabette kullanmak. Model kısaca bu. Biz bunun çalışmasını yaptık. Duyduk ki İnegöl'de benzer bir model kurulmuş. Gittik, orada yerinde inceledik, gördük. Oradaki marketlerle konuştuk. Yaklaşık bir 8-10 tane marketle
konuştum. Hepsinin ortak ifadesi şu: İyi ki böyle bir sisteme geçmişiz. İşlerimiz ikiye katladı, dediler hepsi. Bunu geldim ben kemerde yine anlatmaya devam ettim. Hatta sadece alımla kalmayalım dedim. Rakiplerimiz bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım. Nasıl olacak bu? Herkesin gelir gideri kendisine ait olmak üzere. Tek tabela, tek dekorasyon, tek raf düzeni, tek fiyat. Yani rakiplerimiz gibi davranacağız ama kar zarar her esnafın kendine ait. Projeyi marketçi bakkal arkadaşlar çok müthiş bir proje olarak buldu. Ama uygulamaya gelince pek istediğimiz sayıyı toplayamadık. Biz genelde işte 500 ortaklıya bir şirket, çok ortaklı şirket ya da bir kooperatif olarak bu yapılanmayı düşünüyorduk. Neden çok sayıda ısrar ettik? Bu aynı zamanda ne kadar çok ortaklı olursanız o kadar satış noktası demektir. Sonuca daha hızlı gidersiniz, daha hızlı sonuç alırsınız. Bu işi o yıllarda biz başaramadık maalesef. Uygulamada ne gibi sıkıntı yaşandı? İstenilen düzeyde neden esnaf olumlu karşılamadı? Projeyi olumlu buluyor ama ortada uygulama bir şey olmadığı için bizim esnafımızda biraz da yani böyle görmesi lazım bir şeyi. İşte buymuş demesi lazım. Uygulamayı buymuş demesi lazım. Görmediği için biraz anlamakta zorluk çekti ama bakanlığımız bu işe bu yıl el attı diyebiliyorum. Bir tüketim tedarik kooperatiflerini teşvik etme kararı aldı. Bu konuyla ilgili de Antalya'ya 6 tane kontenjan verilmiş. Bunlardan bir tanesi de birliğimiz beni aradı projeyi bildiği için. Bir eğitime katıldık 3,5 saatlik süren. Yeni bir yazılım geliştirmişler. İşte biz yapılanmayı onlara bildirdiğimiz zaman zaten isim soyisim TC kimliklerinden onların coğrafi bir haritası var. Bu dağılımı yapacaklar. Böyle bir oluşumun hayatta kalıp kalamayacağını, sonucunun nereye gideceğini bize fizibilite raporu halinde sunacaklar. Bu altyapı çalışmasından sonra bu işi tekrar biz gündemimize aldık. Şimdi önümüzdeki günlerde yine çıkıp tek tek marketçilerimizi toplayıp böyle bir tedarik kooperatifi üstünde çalışıyoruz. Çalışacaksınız. Şimdi güzel bir proje diliyoruz, örnek alınır ve uygulanır birçok ilde, ilçede. Şimdi söylediğiniz projeyi ve çalışmayı aslında zincir marketler, mağazalar uyguluyor. Aynı raf düzeni, ortak fiyatlar, aynı renkler ve aynı mağaza düzeni uygulanması gereken bir çalışma. Bakınca da küçük esnafla bu mağazaların rekabetinde ciddi anlamda sıkıntı var. Niye sıkıntı var? Bu mağazalar kendi ürünlerini de, kendi markalarını da satıyorlar ve binlerce, milyonlarca adet sattıkları için yurt genelinde daha fazla bir kişiye ulaşıyorlar, daha yüksek cirolar elde edebiliyorlar. Küçük esnafa baktığımız zamansa tam tersi, daha az sayıda kişiye ulaşıyorlar. Bu rekabette tek sorun, sıkıntı bu mudur? Başka rekabet edememesinde sebepler var mı küçük esnafla zincir mağazaların? Ya var tabii ki. Şimdi biz toplumumuzdaki esnaf yapısı işine yatırım yapmayan esnaf yapısı genelde. İşte işini geliştirmeyi pek düşünmeyen, büyütmeyi düşünmeyen esnaf yapısı. Şükreden bir esnaf yapısı. Şimdi raf düzeni dedik. Raf düzeni gerçekten çok önemli. Ürün çeşitliliği çok önemli. İşte açıyorsunuz 30 metrekare bir market. Koyabileceğiniz ürün sayısı belli, adedi belli. Şimdi yüzlerce metrekare başka bir market sergilediği ürün çeşitliliği daha farklı. Tabii. Ama baktığınız zaman o marka marketlerden daha ucuz ürünlere de rastlıyorsunuz bizim marketlerimizde. Evet. Ama demek ki biz bir yerde hata yapıyoruz. Biz sunumda da hata yapıyoruz. Bunları geliştirmemiz lazım. Şimdi bu türde bir tedarik kooperatifi kurduğumuz zaman, tek elden alım yaptığımız zaman ve bunu paydaşlarla paylaştığımız zaman tabii ki ürünler o zincir marketlerin fiyatlarından çok daha ucuza gelecektir. Evet. Geri kalan eksiğimiz nedir? Sunum. O raflarımızı da düzenlediğimiz zaman, tabii belli bir şekle soktuğumuz zaman bizim önerdiğimiz gibi hani ne demiştik? Tek tabela, tek raf düzeni.
markalaşmış bir sistem ama herkesin gelir gideri kendine ait. Baş edebileceğimizi düşünüyorum ve bu konuda da oldukça umutluyum. Şimdi küçük esnaf bir taraftan da görüntüleri izliyoruz. Yiyecek ve içecek satarken zincir marketler ve mağazalarsa 7'den 70'e herkesin ihtiyaç duyabileceği birçok ürünü satıyorlar. Birçok meslek dalının ürettiği, ihtiyaç duyduğu ürünleri satıyorlar. Haliyle de bir haksız rekabet var. Özellikle pandemide kapanmaların olduğu dönemde sanayideki dükkanlar kapalıyken bu zincir mağazalar sanayideki birçok esnafın ürettikleri, ihtiyaç duyacağı malzemeleri sattılar, raflarına koydular. Düzenleme yapıldı, tekrar o düzenleme bozuldu, eskiye döndüler. Buna baktığımız zaman nasıl yaklaşıyorsunuz? Küçük esnaf belirli ürünleri satarken zincir mağazalar her şeyi satabiliyor ve kampanyalar da yapabiliyor bu ürünlerle ilgili. Ya şimdi tabii ki bu ticaret şekli doğru değil. Beraberinde haksız rekabet de getiriyor. Dediğiniz gibi işte bir meslek kavramı var. Ne diyoruz? Market diyoruz. Ne diyoruz? Butik diyoruz. Ya da çantacı, ayakkabıcı diyoruz. Ya da beyaz eşyacı diyoruz. Ama bakıyorsunuz bu market adı altında beyaz eşyaya kadar ürün satılıyor. Araç lastiği satan var. Evet, araç lastiği satan var. Hırdavat soba, satan var. Klima, tekstil televizyon satan var. Ayakkabı satan var. Hatta son yıllarda kurbanlık satan var. Şimdi siz her şeyi yaparsanız diğer meslek kavramlarını bitirirsiniz. Yani buna devletimizin dur demesi gerekiyor. Marketse market ürünü satmalı. Bırak çantacı çantasını satsın. Tekstilci tekstilini satsın. Perakende yasası var. Ara ara bu gibi dönemlerde gündeme geliyor ama bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla henüz uygulanamıyor. Nedir detayı? Aslında bu yasa çıksa küçük esnafı koruyacak özellikleri, maddeleri yok mu içerisinde? Ya olduğu söyleniyor. Biz de tam olarak bilmiyoruz. Yayınlanmadı bildiğim kadarıyla. Tabii ki küçük esnafı koruyor. Ne diyor? Devlet küçük esnaf sanatkarı kollar ve korur diyor. Uygulamada var mı? Kısmen var, kısmen yok. Şimdi bu tür zincir marketlerin satacakları ürünlere sınırlama getirilmesi gerekir. Her şeyi satan büyük ölçekli mağazalar kuracaksanız da bunları şehirlerin çok dışına taşıyın. Küçük esnaf sanatkarı kollayın. O mahalle kültürünü öldürmeyin. Esnaflık kültürünü öldürmeyin gibi bir çalışma yapılması gerekiyor. Bir taraftan ürünleri incelerken özellikle son dönemde fiyatların arttığına ilişkinde çok sayıda mesaj var. Marketlere girince kendimiz de bu fiyatları, etiketleri görme şansına sahibiz. Bu fiyatların artmasını neye bağlıyorsunuz? Özellikle bu kooperatiflerin hayata geçmesi ve birçok ilde uygulanıyor olmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini söyleyebilir miyiz? Şimdi fiyatların düşmesi için bizim üretmemiz lazım. Son yıllardaki yanlış ithalat politikası bence işi buralara getirmiştir. Biz üretmeyen bir toplum haline geldik. Şimdi bizim öğrencilik yıllarımızda, ilkokuldayken, ortaokuldayken öğretilirdi bize. Kendi kendine yetebilen, dünyadaki 7 ülkeden biriydik. Bugün ne oldu da biz buğdayı ithal eder hale geldik. Patatesi, soğanı yurt dışından alır hale geldik. Eti yurt dışından alır hale geldik. Maliyetler artıyor tabii ki. Maliyetler artınca üretimin bedeli artıyor. Burada da hemen ithalat devreye giriyor. Dışarıdan daha ucuza ürünler alıyor. Ya bırakın, domatesi 10 liraya yiyeceksek 10 liraya yiyelim. Bizim çiftçimizde bir düz mantık vardır. Hangi ürün para ediyorsa bir sonraki yıl onu eker. Domates para mı ediyor? Bir yıl sonra herkes domates eker. Biber mi para ediyor? Onu eker. Şimdi bu mantıkla baktığımız zaman et kaç para olursa olsun, yurt dışından almayalım. Bırakalım. Et 200 lira olsun. Haftada yiyormuşuz, 3 haftada yiyelim. Ayda yiyormuşuz, 3 ayda yiyelim. Şimdi et para etmeye başlayınca besicilik artacaktır. Piyasaya arz artınca fiyat düşecektir. İçeride üretelim. Şimdi üretim ve ithalat dediniz ya, evet, bazı ürünleri maalesef ki iklim koşulları ve yüksek girdiği sebepleriyle üretici ekmemeye ve farklı ürünlere yönelmeye başladı.
Ama bazı ürünlerde de ne hikmetse ciddi derecede fiyat artışı var. Özellikle zeytin yağında. Baktığımız zaman zeytinin de çok fazla bir işi yok. Çok fazla ilaç isteyen ya da çok fazla su isteyen bir bitki değil. Ama fiyatlarına baktığımız zaman 5 litrelik markası olmayan, no name bir marka diyelim, 100 liraya satılıyor. Her şeyde mi bu sıkıntı var? Yani bir kalemde değil, her şeyde bir sıkıntı var. Her şeyin fiyatı yükseldi. Şimdi toplumun temel tüketim kaynakları var. İşte bunlardan birisi nedir? Petroldür. Birisi nedir? Elektriktir, sudur vesaire. Belli şeyler artınca zaten ister istemez zincirleme olarak. Zincirleme her şeyi etkiliyor. Ama bunlara dur denebilir mi? Denebilir. Şimdi gübrenin çuvalı 360 lira, 400 lira, 500 lira olmuşken çiftçiyi suçlayamazsınız. Tabii. Bir ay içerisinde mesela un çuvalı 140 liradan 240 liraya çıktıysa fırıncıyı suçlayamazsınız. Yani önce bunun sebeplerini devletin araştırıp bulup yani bunları önlem alması gerekir. Ama dediğim gibi bu işlerin uzun vadede çözümü üretim, üretim, üretim. Evet. Biz son yıllarda üretmiyoruz. Ben Gemer'de yaşıyorum. Oturduğum mahallede biraz Gemer merkezde değil, yarı köy niteliğinde bir yer. Konu komşuda yiyeceği zepseyi bile ekmeyen o kadar çok insan var ki. Ciddi yani, bir araştırma lazım. Evet, baktığımız zaman maliyetlerin sürekli arttığı bir dönemdeyiz. Bir taraftan da İklimsel değişikliklerden dolayı eskisi gibi yağışlar yeterli miktarda düşmediği için ekilen ürünlerin çeşitleri de değişmeye başladı. Ekilen ürünlerden verimler eskiye nazaran daha da düşmeye başladı. Bir tedbir alınması gerekiyor bence fiyatlar daha da artmadan. Çünkü gerçekten yiyecek ekmeğe bulamayan insanlar var. Pazara gidip alışveriş yapamayacak durumda olan insanlar var ki tedbir alınması gerekiyor. Şimdi marketten sonra bir de kuaförlere bakalım. İkinci röportajı izleyelim. Bakalım kuaför esnafı ne gibi sıkıntılarını dile getirecek. Onlarda da sıkıntılar vardı. Üzerine konuşacaklarımız var. İlk ben açtım burayı çünkü 36 yıldır buradayım. Herkes dükkan açtı. 200 metre yan yana. Arada bir dükkan var. Karşı karşıya dükkanız. Onun için çok büyük sıkıntı. Aynı meslek. Genelde aynı meslek. Bir numarada zaten ilk önce kuaför var. Ondan sonra telefoncu var. Ondan sonra çiçekçi var. Hepsi aynı şeyden gidiyor. Kime nerede iş yapıyorsa hemen ona basıyorlar. Ondan sonra herkes birbirine herkes nasibi yeri diyor. Doğrudur ama yani birbirine alışveriş yapmaktan sonra bir anlamı da yok. Herkes krediye, devlete borçlu. Herkes kredi. Kredide ayakta kalmaya çalışıyor ne kadar kalıyorsa. Yani burada şu ana kadar son 10 yılda 7-8 tane kuaför burada kapandı. Hala da kapanmaya devam ediyor. Ama yenileri tekrar açıyor. Burada bir sistem getirmeli. Yani Avrupa'da nasıl varsa Türkiye'de uygulanabilir. Yani bir caddeye en fazla 2 tane olması gerekiyor. Ama 2 tane değil, 10 tane değil, 15 tane, 17 tane. Başkanımız, Polat Başkanımız yaptığını biliyorum. Ama ne kadar işte destek vermek lazım. Yani başkan tek başına ne yapabilir? Arkana destek vermekten sonra hiçbir anlam olmaz. Ramazan Yaz Kemer'de berber kuaför salonunda çalışan bir esnaf ve sıkıntılarını bu şekilde ifade etti. Onlar da pandemi döneminde zorlu bir süreçten geçtiler. Belirli bir dönem iş yapamadılar. Dükkanları kapandığı için vatandaşlar da kendileri internetten aldıkları ekipmanlarla kendilerini tıraş ettiler. Bir dönemde, uzunca bir dönemde o salonların kapılarından dahi geçmediler ve sıkıntılarını atlatmak istiyorlar. Ama daha önemli bir sıkıntıları var. İlçedeki dükkanların olduğu caddede, Lise Caddesi, 17 tane kendileri gibi salon var. Kuaför ve berber salonu. Nedir durum? Bir noktada, bir caddede neden aynı meslek grubundan 17 tane dükkan açılır? Çok mu kazanç var o caddede? O caddede çok kazanç olduğundan değil tabii ki. Bu işte plansız bir yapılanmanın sonucu bu böyle. Şimdi tabii 2013 yılıydı. Esnaf enflasyonunu Türkiye'de ilk telaffuz eden insanım. Herkes esnaflık yapabilir Türkiye'de. Emekli oluyor insan. 3 kuruş parası vardır ya da işte kıdem tazminatını almıştır. Hemen der ki ben bir dükkan açayım.
her aklına gelen esnaflık yapabilir. Şimdi dolayısıyla bu dağılım da adaletsiz bir şekilde devam ede gelmiş. Peki olması gereken ne? Biz esnaf planlaması dedik. Hı hı. Bu esnaf planlamasını nasıl yapacağız? Şimdi çok anlattım o dönemlerde bunu. Sağ olsun rahmetli birlik başkanımız Abdullah Bey de konuya duyarlılık gösterdi. Milletvekillerine taşıdık, anlattık. Ne yazık ki meclisten geçiremedik bu esnaf planlamasını. Perakende Ticaret Yasası'nın içinden çıkarıldı. Olması gereken şuydu, ilçede ya da iller bazında o ilçenin idare amiri, kaymakam bey, belediye başkanı, mesleki odalar, tüketici kooperatifleriyle bir komisyon oluşturur. Şehir planını masanın üstüne koyarsınız. Hangi esnaflar var, ne tür iş yapılıyor, onları bir şablonla çıkarırsınız. İkinci bir harita koyarsınız. İhtiyaçlar doğrultusunda olması gereken, mesela dediğimiz gibi lise caddesinde 18'di, biri kapandı, 17'ye düştü, kuaför var. Şimdi burada olması gereken kuaför 1'dir, 2'dir. Bilemediniz 3'tür. 3'tür. Yani 17-18 tane kuaför olmaz. Ya da hediyelikçi açısından bakalım, butik açısından bakalım. Olması gereken meslekleri dağıtırsınız bu ikinci haritada. Şimdi kardeşim ben esnaf planlaması yaptım. Hadi bakalım sen buradaki dükkanın kapat deme şansınız yok. Böyle bir şey yok. Peki ne olacak? Olması gereken şekle zaman içerisinde. Bu bir geçiş sürecidir. Zaman içerisinde geçeceğiz. Bir dükkan boşaldı mı? Yeni kiracı gidecek belediyeye. Diyecek ben şurada şu işi yapmak istiyorum. Belediye diyecek sen orada o işi yapamazsın. O işi zaten yeter kadar o caddede o işi yapan var ama o caddede şu meslek grubuna ihtiyaç var. Böyle bir iş yapacaksan hay hay dükkan açabilirsin. Bu şekilde 10 yıl içinde, 15 yıl içinde bir geçiş süreciyle bu işler düzene konabilirdi. Duyuyoruz tabii. Avrupa'da benzer uygulamalar yapılıyormuş. Ama biz ülkemizde ne hikmetse bu konuyu çok gündeme taşıdık. Sesimizi duyuramadık ama fikrimiz doğru ki 2 ay önce yaklaşık genel başkanımız Bende Übey'i de televizyonda seyrettim. Aynı işi yapan meslek grupları artık yan yana dükkanlarda olmamalı gibi bir açıklaması oldu. Ha demek ki 2013 yılında 8 yıl önce ortaya koyduğumuz proje doğruymuş. Doğruymuş ve bir yerlere geliyor. Umudum en kısa zamanda bu esnaf planlamasının yasallaşması, tam olarak uygulanması. Evet, uygulanması. Şimdi esnaflar haliyle bu durumdan şikayetçiler, hemen yanı başınızda aynı iş yapan bir esnafı kimse istemez diye düşünüyorum. Sonuç olarak sizin pastadaki payınızı daha da küçültecektir. Sunduğu fiyatlar sebebiyle müşterinizi çalma durumuna da gidebilecektir. Baktığımız zaman başka sıkıntıları da var. Güzellik salonu işleten, kuaför, berberlik esnaf işiyle uğraşan esnafların. Özellikle ekonominin daha böyle kötü bir sürece girdiği ve insanların kazançlarının düştüğü ve borçlarının sürekli arttığı bu dönemde bunlar çok lüks ihtiyaçlar olarak karşılanıyor ve düşünüldüğü için de kuaför salonlarından insanlar elini eteğini çekti. Çok çok elzem durumlarda gidiyorlar. İlçede durum nedir? Benzer bir görüntü var mı ilçede de? Yok, çok bu kadar olumsuz bir tablo yok ama dediğiniz gibi pandemi döneminde insanlar can korkusuyla her biri hasta olurum endişesiyle. Tabii endişesiyle, hastalık endişesiyle gitti, makineler aldı. Evinde tıraş olmaya başladı. İşte çorunun çocuğunun saçlarını kesmeye başladı. Yavaş yavaş normale dönüldü. Bu düzelecektir diye düşünüyorum. Şimdi esnaf planlaması dedik. Onun yanı sıra yıllardır gündeme taşıdığım başka bir konu var. Şehir planları yapılıyor. Buradan özellikle ben belediye başkanlarından çok rica ediyorum. Bir bölgede kaç dükkana ihtiyaç olabileceği, kaç konut olduğunu zaten planın üstünden görebiliyorsunuz. Ticari alanların kısıtlanması lazım. Her bölgede yeni yeni açılan ticari alanlar o bölgeye göçü tetikliyor. Bu da ayrıca bir sorun. Esnaf planlamasını tehdit eden bir sorun. Her göç niteliksiz esnafları beraberinde getiriyor. Şimdi belli bir kitle var.
o bölgenin işte ve kemerin kültürüne, adabına, konudan, komşudan, sokaktaki insandan kendini alıştırıyor, adapte ediyor. Uyum sağlamış, evet. Ama yenileri geliyor. Onlar ahengi bozmaya başlıyor. Şimdi olumsuz örnekler var. Ben burada paylaşmak istemiyorum. Bu da önemli. Aslında ticari alanların kısıtlanması da çok önemli. Evet. Diliyoruz bu sorunlarla ilgili projeler, çalışmalar yürütülür. Şimdi küçük bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra da esnaf gündemine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esnaf gündemine devam ediyoruz. Konuğumuz Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Bolat Ünsal. Turizmi de konuşalım. Açılışta Kemer'in önemli bir turizm noktası olduğunu, milyonlarca turisti konuk ettiğini söylemiştik. Şöyle bir turizm sezonunu göz önünde bulunduracak, hatırlayacak olursak istenilen düzeyde sayıda turist ilçeye geldi mi? Tabii ki geçen yıla oranla, evvelki yıla oranla biraz daha iyiyiz. Bu yaz sezon biraz geç başladı. Hı hı. Ama son aylarda işte esnaf günü kurtardı diyelim. Çok para kazanamasa da günü kurtardı. Sıkıntılarını kısa vadede atlattı. Gelecek yıldan da umutluyuz. Yani bu yıl öyle bir günü kurtarma yılı oldu. Hı hı. Peki bu turizm bölgelerinde en fazla şikayet edilen konulardan birisidir. Otellere gelen binlerce, milyonlarca turist var. Ama o turistler ne hikmetse çarşı merkezine, ilçe merkezine uğramazlar. Geldikleri otelden uçaklar, otobüsler vasıtasıyla tekrar ülkelerine geri dönerler. İlçede durum nedir? Gelen turistler şehir, ilçe merkezine, o tarihi turistik çarşılara, pazarlara gelip alışveriş yapıyorlar mı? Tabii ki yeterli düzeyde değil. Dediğiniz olay, biz ona kapalı devre turizm sistemi diyoruz. Havaalanından alıyorsunuz, otele kapatıyorsunuz, bir hafta kampta tutuyorsunuz, tekrar paketliyorsunuz, havaalanından yolcu ediyorsunuz. Böyle bir turizm anlayışı yok. Bak işte vaktimiz oldukça arkadaşlarla biz de birkaç yere gitmeye çalışıyoruz, gidiyoruz. İnanın bu uygulama sadece burada. Tamam, Antalya olarak tatil turizmi yapıyoruz da, oysa ki bizim birçok doğal güzelliklerimiz de var, tarihi bölgelerimiz var. Gezilebilecek, evet, görülebilecek bir sürü yerler var. Buralara turist çok fazla çıkmıyor. Çarşıya çok fazla çıkmıyor. Ha. Nasıl bunu çıkartılabilir? Ne yapılabilir ilçede, merkezde? Tabii ki. Öncelikle bizim kendimize bir şekilde düzen vermemiz gerekiyor. Bunun da yöntemleri var tabii. Mesela yıllardır anlattığım konulardan birisidir. Özellikle Kemer'den bahsedeyim ben. Kemer'i konuştuğumuz için. Artık bizim makyajımızı tazelememiz lazım diyorum. Bunun da yöntemleri var. Ne yaparsınız? İşte caddeleri kaplarsınız, bir tema belirlersiniz. Başka bir caddeyi başka bir temayla kaplarsınız. Ya da bir caddedeki binaları hiçbir şey yapamıyorsanız tek renge boyarsınız. Başka bir caddeyi tek renge boyarsınız. İşte temalı parklar yaparsınız. Temalı caddeler yaparsınız. Gibi gibi alternatifler var. Ya da bir binanın duvarını tabloya dönüştürebilirsiniz. Ya da bir binayı tabloya dönüştürebilirsiniz. Şehri güzelleştirmeniz gerekiyor. İlgi odağı haline getirmeniz gerekiyor. Turiste fotoğraf kareleri yaratmanız gerekiyor. Bunlar yeter mi? Tabii ki yetmez. Şimdi otellerimiz mesela
kendiler animasyonlar yapıyorlar. Bu konuyu belediye başkanımızla yaptığımız bir toplantıda da gündeme geldi. Karar alınmıştı. Pandemiden dolayı uygulamaya geçilmedi. Şöyle bir öneri gelişti o toplantıda kendiliğinden. İşte her bölgede atıyorum Beldibin'de mi ya da Tekirova'da ya da Şamyuva'da kaç otel var? 10 otel var. Birer gün çarşıda animasyon ekibine gösteri yaptırsınlar. Ne güzel. Aynı gün diğer otellerin hiçbir animasyon yapmasın. Dolayısıyla çarşı bir hareketlilik olacak. Hareketlilik oluşsun. Turist çarşıya çıkma sebebi olsun gibi bir proje gelişmişti. Bu birçok da tasarrufu da beraberinde getirir. Dolayısıyla hem dışarıya çıkan turist otele daha az maliyet, hem animasyon ekipleri açısından daha az maliyet, hem de çarşı esnafına bir hareketlilik kazandırır. Bunların yapılması gerekiyor. Turisti çarşıya çıkarmak için. Bu çalışmalar önemli. Şimdi hep diyoruz ya işte Antalya denilince akla ne geliyor? Deniz, kum, güneş. Evet, deniz, kum, güneş önemli, özel. Bizi biz yapan değerlerden sadece 3 tanesi ama Antalya'nın gezilecek, görülecek o kadar çok yeri var ki bunlar sadece kağıt üzerinde, fotoğraflarda turistler tarafından görülebiliyor. O noktalara gitmeleri gerekiyor otelden çıkıp. Bunun için çalışmalar önemli. Dediğiniz gibi belki bir vesile olur. En azından Kemer'deki görülebilecek yerleri bu vesileyle görür turistler. Evet. Bu çalışma önemli. Diliyoruz ki yapılır. Şimdi başka bir noktası da malum turizm Antalya'da sadece yaz aylarında yapılabiliyor. Sahil bandını baz aldığımız zaman. Ve yaz bitince de turizm bitmiş oluyor. Turist maalesef ülkesine geri dönmüş oluyor. O bölgede bulunan esnaflarsa sadece 3 bilemediniz 4 ay iş yapmış durumdalar. Ve diğer kalan dönemlerde ne yapıyorlar? Geçimlerini nasıl sağlıyorlar? Tabii ki birçok sektör dediğiniz gibi sezon kısa. Bazen işte farklı sebeplerden dolayı 4 aya 3 aya düştüğü zamanlar oluyor. Ama ortalama sezonumuz 6 ay civarında kabul edersek 6 ay çalışıyor, 6 ay yatıyor. Böyle bir çalışma şekli, ticaret şekli tabii ki yok. Hep diyoruz, konuşuyoruz, turizm çeşitlendirilmeli. Sezona daha çok aya yayılmalı. Halbuki Antalya'da 12 ay turizm yapabilecek iklim koşullarına sahibiz. Aynen. Neden denize odaklanıyoruz, güneşe odaklanıyoruz, bunu da anlamış değilim. Şimdi Kemer bölgesi olarak bizim coğrafyamız çok dar. Bir Belek tarafı gibi değil mesela. İşte bir golf alanları yapamıyorsunuz, futbol sahaları yapamıyorsunuz. Biz dar alanda neler yapabiliriz? Onları geliştirmemiz gerekiyor. Turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Tabii bunu çeşitlendirirken de bir taraftan devletin alması gereken başka bir önlem var diye düşünüyorum. Mevcut tesisleri biz dolduramıyoruz. Ve bunu tur firmaları fırsata çeviriyor. Çok ucuza yataklar satılıyor. Kalite daha da düşüyor. Kalite düşüyor. Dolayısıyla biz turizm yapmıyoruz. Biz kaynaklarımızı heba ediyoruz bence. Ne yapmalı? Büyük ölçekli yatak yatırımlarını devlet durdurmalı. Ne zaman ki biz elimizdeki mevcut tesisleri 11 ay doldurduk, 12 ay doldurduk, yetmemeye başladı. Yeni büyük ölçekli yatak yatırımları düşünülebilir. Bu turizmi yaymanın da başka bir yöntemi. Peki ne yapılabilir? Ne bileyim, farklı festivaller yapılabilir. Farklı fuarlar yapılabilir. Alternatif turizm dalları geliştirilebilir. Spor müsabakaları yaratılabilir. Çünkü dedik yani iklimimiz burada 12 ay turizm müsait. Yapmaya müsait. Evet, bir adım atılması gerekiyor çünkü önemli bu değerler. Sadece Antalya'da deniz, kum, güneş yok. Birçok noktada gezilip görülebilecek yerler var. Evet. Turizmin de çeşitlendirilmesi gerekiyor bu noktada tanıtım çalışmalarıyla elbette ki. Şimdi küçük bir mola verelim, röportajları izlemeye devam edeceğiz. Yine bir esnafın röportajı var. Bakalım esnaf ne gibi sıkıntıları dile getirecek. İmitasyon ürünler turizm beldesinde genelde %90 civarında satılmakla mükelleftir. Bu imitasyon ürünleri günümüzde esnafın
gelir kaynağı. İmitasyon ürünleri satanlarla uğraşmayıp gelip küçük esnaflara uğraşan avukatlarımız esnaflardan ne koparırsa, ne kadar kar edersek onun peşindeler. Bir alıcı gibi giriyor direkt içeriye. İşte önce bir dizayna bakıyor. Hangi ürünler var? Ne gibi dizayn var? Sonra birkaç kalem alıyor. Sonra fiş kestiriyor. O fişle beraber gidiyor. Üst kurumlardan bir belge çıkarttırıyor. Maalesef üst kurumlar da ufak tefek şeylerle uğraşıyorlar. Bence bu gibi şeyler zaman kaybı. Bununla uğraşacaklarına gidip bunu üreten büyük firmalar var. Rant meselesi yapmış. Yani günümüzde bir tane iki tane değil. Büyük fabrikalar. Onları durdursunlar. Biz de satmak yani esnaf olarak. Başka ürünler satmaya çalışırız. Gerekirse yani başka kalemle dükkanımızı, çarkımızı çevirmeye çalışırız. Müşteri direkt içeri girdiği zaman belirtiyor ben şu ürün istiyorum diye. O ürün olmadığı zaman müşteriye başka ürün satmak mümkün değil. Benim dükkanımın içerisinde yerli ve yabancıya ait birçok ürün var. Yerli de alıyor, yabancı da alıyor. Ama yerlinin talebi daha farklı. Markalı ürünler, imitasyon ürünler. Birebire direkt onu istiyorlar. Hacer Eliboğlu'da ilçede bir giyim mağazasını işleten hanımefendi esnaf ve turizm bölgelerindeki kanayan kangren haline dönüşen bir sıkıntıyı dile getirdi. İmitasyon, fason ürünler. Birçok bölgede bu ürünler satılıyor. Evet, belki satmak kimilerine göre doğru değil. Ama işin bir başka noktası var ki görülmesi gereken asıl. Üretiliyor ve bu üretilen ürünler izinli olarak üretiliyor. Böyle bir sıkıntı var. Nasıl bir sorun yaşanıyor ilçede? Firmanın avukatı mağazaya geldikten sonra nasıl bir süreç işliyor? Ya şimdi bu tür marka avukatları önce geliyorlar, alışveriş ediyor. Müşteri gibi. Sonra baskına geliyor. Bu sadece Kemer'de değil, bütün Antalya bölgesinde. Hatta bütün turizm bölgelerindeki ortak kanayan bir yara. İşte dükkanlar basılır, esnafın malları toplanır. Vesaire vesaire. Şimdi Hacer Hanım da dediği gibi yani milyonlarca, yüz binlerce esnafla uğraşmak yerine bu ürünleri üreten firmalar belli. Evet. Bataklığı kurtaralım kaynak o belli. Zaman. Kaynak belli. Bataklığı kurtaralım. İmalatçıların çalışmasını yasal düzenlemelerle ağır cezalar getirelim. Üretemesinler. Şimdi tabii ki burada markaların avukatlığını yapmıyorum ama başka bir işin gerçek tarafı var, doğru tarafı var. Bir insan yıllarını harcayacak, milyonlarını harcayacak, bir marka oluşturacak. Siz o markanın üstüne konup para kazanacaksınız. Bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Yani çok adil gelmiyor. Ne yapılması gerekir? Benim esnaf arkadaşlara önerdiğim, gelin bölgesel markalar geliştirelim. 20 tane, 30 tane markalar geliştirelim. Dükkanlar mesafeli aralıklarla farklı farklı bu markaları satsın. Ya da kalitesine göre markalar belirleyelim. İşte bu arz talep meselesi. Ucuzun yanında düzgün mal olur. O kadar düzgün imitasyon ürünler yapılıyor ki bu sadece tekstilde değil, her alanda. Gerçekten çok kaliteli, orijinaline birebir yakın. Orijinaline birebir yakın ürünler yapıyor. Ya biz bunları yapabilecek düzeydeysek bırakalım bu imitasyon ürün yapanlara, diyelim ki şu markada bana ürün yap, bunu dükkanda satalım. Marka 3 yıl mı garanti veriyor? Biz 5 yıl garanti verelim. Bunlarla bu şekilde mücadele edebiliriz. Kendi ürünlerimizi, kendi markalarımızı geliştirerek. Dolayısıyla o zaman ne marka avukatlarından korkumuz kalır, ne markadan korkumuz kalır. İşte esnaf diyor ki ya işte o şekilde biz yeni markayı tutturmak kolay mı? Ya şimdi müşteriye düzgün mal arz ederseniz bu çok zor olmadığını düşünüyorum. Tabii firmaların avukatları da esnafları adreslerini ve hangi dükkanda iş yaptıklarını bildikleri için sürekli de gidiyorlar değil mi? Bir sezonda bir sefere mahsus gitmiyorlar o dükkana. Tabii. Yani bu habersiz genelde baskın şeklinde işte. Kişiler değişiyor, devamlı gidiliyor dükkana. Tabii.
Kesinlikle hayır. Daha da kötü bir durum. Yani bir daha noktada avukatlar yani o dükkandan para kazanıyor. Gelir kapısı haline getirmiş o esnafı. Tabii gelir kaynağı haline getirmiş. Aynen öyle. Kötü bir tablo gerçekten. Ve baktığımız zamansa turizm bölgelerindeki bu dükkanların maliyetleri yani kiraları çok çok yüksek. Dolar ve euro üzerinden kiralanıyor ve son artışlarla birlikte artık fiyatlar daha da arttı. Bu artışların sebebi sadece dolar ve eurodaki kurdaki hareketlenme mi yoksa başka sebepleri de var mı? Ya şimdi başka sebepler de var tabii ki. Eski yıllardan, turizmin çok çok iyi olduğu yıllardan bahsedeyim. Bu fiyat artışlarını biraz da bizim esnafımız kendisi tetikledi. Rekabet ederek işte kiracıyı çıkar ben şu parayı vereyim. Hı. O dedi ki şunu çıkar gönder ben şu parayı vereyim gibi. Tabii tablo biraz tersine döndü son yıllarda. İşte işler düştü, müşteri azaldı, ticari hacim daraldı. Bu defa ağır gelmeye başladı. Şimdi birçok yerde dövizle dükkan kiraları kiralanıyor. Bu kayıt altında olmasa da. Bu da yanlış. Şimdi dövizle dükkan kiralıyorsunuz. Tamam belki dövizle mal satıyorsunuz ama sonuç itibariyle siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. İşte ne oldu? Dolar 11 lirayı gördü. Dolar 8 lirayken dükkan kiraladınız. Yıllık kiranız oyken %41'den beri arttı. Bunlara da çözüm üretilmesi lazım. Ama nasıl çözüm üretilir bilemiyoruz. Şimdi tabii ki devlet tavsiyelerde bulunuyor. Bence devlet aldığı kararları biraz da kendisi çiğniyor. Vatandaş diyor ki işte TL'nize sahip çıkın. Ertesi gün deniyor ki filan köprünün geçişi şu kadar dolar. Yani uygulamayla temenni birbirini tutmuyor. Böyle de bir garip durum söz konusu. Dediniz ya şimdi dolar ve euro üzerinden bu dükkanlar kiralanıyor. Az önceki röportajda da hanımefendi imitasyon ürün birçok bölgede satıldığını söyledi. Ve turistler de talep ediyor ki bu bölgelerde, turizm bölgelerinde imitasyon ürünler raflara konuluyor. Ve uygun fiyata satılıyor. Bu dükkanlardan satılan ürünleri göz önünde bulunduracak olursak, dükkan kiralarını karşılamak kolay mı? Özellikle son birkaç yıldır turizm rakamları ortada ve gelen turistin harcama yapmadığını ya da çok az harcama yaptığını görüyoruz. Kazançları nasıl, kiraları karşılayabiliyor mu? Ya dedim ya, yani günü kurtarıyoruz, çok zar zor. Şimdi birkaç doların pazarlığını eden turist değildir bence. Bu da bir başlı başına sorun. Şimdi o anlamda başka bir önerim de olmuştu benim esnaf arkadaşlara. Hani kendi markalarımızı geliştirelim dedik. Kendimiz markalar üretelim dedik. Ben biraz daha ileriye de gitmek istiyorum. Biz aslında kendi ürünlerimizi de üretebilecek kapasitedeyiz. Kemer'de birkaç tane atölye kurup dedik sezon kısa. Sezonun bittiği dönemde özellikle tabii ki, yapabiliriz. Yani 5 ay şimdi ürün satıp da 12 ay geçinemezsiniz. 7 ay evde yatacağımıza bir şeyler yapabiliriz. Tişört üretebiliriz, şort üretebiliriz ya da gömlek üretebiliriz, pantolon üretebiliriz. Ha bu işi yapan profesyonellerle çalışırız. Ama bizim de mutlaka evde yatmak yerine onlarla birlikte yapabileceğimiz işler vardır. Bunlar olmayacak işler değil. Yeter ki istensin. Yeter ki istensin, yeter ki birbirimize güvenelim, yeter ki ortak hareket edebilelim, birlikte hareket edebilelim. Turizm bölgelerindeki esnaflar genelde şundan şikayetçi, gelen turistlere çok kötü şekilde tanıtım yapılıyor. Kim tarafından? Rehberler tarafından. Otelden dışarıya çıkmayın, alışveriş yapmayın, yerel esnaftan dolandırılırsınız, işte hasta olursunuz gibi bir sürü iddialar ortada dolaşıyor. Farklı ilçelerde bu evet. Gündeme gelmişti. Kemer'de durum nedir? Tur rehberleriyle ilgili bir sıkıntı söz konusu mu? Özellikle çarşı esnafının kötülendiğine yönelik bir iddia var çünkü ortada. Ya tabii ki. Şimdi rehberler bunu yapıyor. Özellikle işte yabancı rehberler bunu yapıyor. Kardeş soydaş dediğimiz rehberler bunu daha çok yapıyor. İşin üzüldüğümüz taraf bu, üzücü tarafı bu. Şimdi bunlar nasıl denetlenir, nasıl denetim altına alınır bilemiyorum ama bir takım öneriler gündeme gelmişti. İşte bu tur otobüslerine genelde havaalanından alınıyor. İşte ilçeye getiriliyor ya da oteline götürülürken
kameralar yerleştirilsin. Bu bir caydırıcılıktır. İşte otelin içerisinde info verecekse rehber belli bir alanda verilsin. Böyle kamera altında, kayıt altında infolar verilsin gibi önlemler gündeme geldi. Şimdi rehberler kötülüyor. Bu başka yerlerde de oluyor ama biraz da öz eleştiri yapacak olursak, kendimize bakacak olursak, biz onlara malzeme vermemeliyiz. Rehberlere malzeme vermemeliyiz. Şimdi bizim yaptığımız olumsuz davranışlar var ki, rehberler bunun yanına 3-5-10 ekleyerek servis ediyor. Eğer bizim esnafımız düzgün olursa, ahlaklı olursa, giyimine kuşamına dikkat ederse, müşteriye davranmada saygısızlık yapmazsa, rehber bizi nasıl kötülesin ki? Mümkün değil. Mümkün değil. Ha, biz kendimizi düzeltelim diyorum. Tamam, onların yaptıkları yanlış ama biz de kendimizi düzeltelim. Çek düzen verelim. Peki tanıtım noktasında nasıl bakıyorsunuz? Bu da çok fazla tartışılan bir konudur. Elimizde ürün var. Turistlerin buraya gelecek cazibe ürünlerimiz var. Ama tanıtım yok ya da istenilen düzeyde değil. Çok fazla söylenir. İlçede durum nedir? İlçeyi biz düzgün bir şekilde tanıtabiliyor muyuz? Ben çok yeterli düzeyde tanıtıldığına inanmıyorum. İşte bütün belediyeler biliyorsunuz turizm fuarları yapılıyor. O turizm fuarlarının çok sonuca ulaştığını da söylemek mümkün değil. Zira turizm fuarı yapılır bir ülkede. İşte belediyeden yetkili arkadaşlar gider, birim müdürüdür ya da meclis üyesidir. Broşürler basarsınız, ürünler dağıtırsınız. Yeterli midir bir turizm fuarında bir ilçeyi tanıtmak için? Tabii ki yeterli değildir. Mesela nereye turizm fuarına gidiyorsunuz? Moskova'ya. Kemer'i çok iyi bilen, tarihini bilen, gezilecek yerlerini bilen, Kemer'in değerlerini bilen ve Rusça'yı çok iyi bilen bir ya da birkaç ekiple gidersiniz oraya. Almanya'ya mı gidiyorsunuz? Yine dediğim gibi Kemer'in tarihini, kültürünü, yapısını bilen ama Almanca'ya da çok çok iyi, ana dili gibi vakıf ekiple gidersiniz. Bu daha etkili olur. İşte diğer turizm fuarlarının yapan belediyelerde benzer bir şekilde turizm fuarları yapıyorlar. Bunun dışında neler olabilir? Aslında sadece Antalya turizmin başkenti diyoruz. Türkiye'mizde bir cennet. Gezilebilecek her köşesinde çok güzellikler var. Bu turizm tanıtımlarının devlet eliyle de yapılması lazım. Nasıl olacak diye sorarsanız bizim yurt dışında büyükelçilerimiz var. Büyükelçilerimizi birer turizm ateşesi gibi çalıştırmamız lazım. Artık Turgut Özal bize öğretmişti bunu. Bacasız sanayi diye. Turizm kaynakları da ülkemizde çok önemli bir girdi teşkil ediyor. Bu nedenle tanıtımın devlet eli yapılması lazım. Ayrıca yanlış bilmiyorsam 150 civarında ülkeye dizi ihraç eden bir ülkeyiz. Evet. Bu dizilerde tanıtımları yerleştirmeliyiz. Mesela şimdi sokaktaki bir vatandaşa sorsanız Texas'ı duydunuz mu? Duydum der. Nerede? Şurada der. Gitti mi? Gitmemiştir. Ama bunu Amerikan filmleri, dizileri empoze ediyor. Neden aynı şeyi biz yapmayalım? Evet, bir plazada, bir iş anında 300 bölüm dizi çekmek yerine dizi yapımcıları çektikleri dizi süresinin %35'ini, %40'ını coğrafi, doğal, kültürel mekanlarda çekebilirler. Bu gizli bir tanıtımdır. El altında tanıtımdır. Yapılamayacak şeyler mi? Tabii ki hayır. İşte bunlarla ilgili çalışma yapılması gerekiyor. Dediğiniz gibi senaristin ya da yapımcının Türkiye'nin farklı illerini bilmesi ve bu alanlara yönelmesi gerekiyor. Özellikle son dönemde Göbekli Tepe yapılan çalışmalar sonrasında evet, gündeme gelmişti. Ve o bölgede de bir dijital platform için dizi çekildi ve daha da arttı ziyaretçi sayıları. Yine aynı şekilde 2003'lü yıllar diye hatırlıyorum. Kapadokya bölgesinde birkaç tane dizi çekilmişti. Konakların içinde isimlerini vermeyelim şu an. Daha sonra o konaklar ziyaret edilen bir noktaya dönüştü. Ve son dönemde de
geçen yıl diye hatırlıyorum. Antalya'da bir Hollywood filmi çekilmeye başlandı. Kaliçi bölgesi ve Expo'da Jason Statham'ın başrolünü oynadığı, henüz vizyona girmedi ama bu ve bu gibi yapımlar Antalya'nın ve turizm bölgelerinin tanıtımına katkı sağlayacaktır diyelim ve son röportaja geçelim. Bakalım son röportajda esnaf ne gibi sıkıntıları dile getirecek? Bizim sektörde hiç mi hiç eleman yetişmiyor. Kendimiz böyle yalvar yakar bir sene, iki sene yanımızda kalan arkadaşlara öğretmeye çalışıyoruz. Ancak o şekilde yetiştiriyoruz elemanımızı. Onlar da durmuyor, gidiyor. Gelen arabalar en azı 250 ve 150 bin lira civarında, oluşan hasarı çekmek zorundasın. İşte bunlar olmaması için kalifiye eleman sıfırdan başlaması lazım. Ben de bu mesleğe 1977 yılında Antalya'da başladım. Ve yaşım şu anda 63. Halen de devam ediyorum ama eleman olmadığından dolayı bu şekildeyim. İnsanlara şu şekilde söyleyebilirim. Zor da olsa meslek sahibi olmalarını çok çok isterim. Çünkü bizim memleketimizi ancak kalifiye elemanlar tamamlayabilir diye düşünüyorum. Mehmet Karataş da oto aksesuar, oto yıkama sektöründe hizmet veren bir esnaf ve sıkıntılarını bu şekilde ifade etti. Bu sıkıntı aslında sadece bu sektörün değil, birçok sektörün ortak sıkıntısı ve yıllardır dillendirilen bir sıkıntı. Çırak yetişmiyor ve çırak yetişmediği için de meslekler artık kaybolma, ölme, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya diye ifade edilir. Türkiye'de sanayide ve sektörlerde neden çırak yetiştiremiyoruz? Sorunun kaynağı nedir? Şimdi tabii ki her şey gelip yine bir tarafı eğitim sistemine dayanıyor. Ülkenin son yıllarda içinde bulunduğu yanlış eğitim sistemi üniversite mezunu bir işsizler ordusu yarattı. Benim öğrencilik yıllarımda en zeki çocuklar endüstri meslek liselerine giderdi. Neden? Örneğin o yıl okul 150 öğrenci alacaksa 650-700 müracaat olur, 150'si açıkta kalırdı. Endüstri meslek liselerine giden öğrenciler mimarlıklara, mühendisliklere tercihli alınırdı. Çünkü teknik resimde yetişiyor. Endüstri meslek lisesine gidemeyen öğrenci ticaret lisesine gider. Oraya da giremeyen öğrenci düz liseye giderdi. Bugün tablo tam tersine döndü. Şimdi 10 yıl sonra kaç avukata, kaç doktora, kaç mühendise ihtiyacınız olacağını hesaplayabilirsiniz. Bu doğrultuda üniversite puanlarının dağılımını yapabilirsiniz. Hal böyle olunca herkes tamam, her Türk gencinin üniversite bitirmesi gerektiğini uzun yıllardır savunan bir insanım ama üniversiteyi okurken bu çocuklara bizim mesleği de öğretmemiz lazım. Şimdi meslek lisesini zaman zaman ziyaret ederim. Müdür Bey çok enteresan bir şey anlattı. Asgari ücretle 15 kişi alınacakmış bir yere. 3000 kişi müracaat ediyor. Evet. 7500 lira net aylıkla bir tane kaynakçı alacaklar, insan bulamıyorlar. Vahim bir tablo. Vahim bir tablo. Bu gidişat şuraya doğru gidiyor. Eğer biz yeni nesillere, mesleklere yönlendirmezsek, bu ara eleman dediğimiz, teknik eleman dediğimiz bölümlerde yetiştirmezsek, bu ülkede 10 sene sonra, 15 sene sonra ele anahtar tutan usta bulamayacağız. Tabii. Tedbir alınması gerekiyor. Bir diğer sıkıntı da bu oto aksesuar ve sanayi bölgesindeki esnafların en büyük sıkıntısı. Artan kur karşısında dayanacak güçlerinin kalmaması ve fiyatlar sürekli artıyor. Güncel şu anın fiyatlarını verebiliyorlar. Yarın gelseniz o fiyat çoktan değişmiş oluyor. Bununla ilgili ne söylenebilir? Fiyatlar neden sürekli artıyor? Kontrol altına alınması için ne gibi bir çalışma yapılabilir? Şimdi benim şehrim de sanayide.
Biz de çelik alıyoruz, demir alıyoruz. Toptancıdan fiyat alıyoruz. Bu fiyat bugün geçerli diyor. Aynı sorun. Dövizi durduramazsanız, frenleyemezseniz bunlar olacaktır. Duracak gibi de görünmüyor. Duracak gibi de görünmüyor. Fiyatları da kontrol altına alamazsınız. Çünkü özellikle elektronik girdiler falan filan bir şoyu yurt dışından. Mesela demir sektöründe, yedek parça sektöründe çelik tabanlı ürünler dünya pazarı. Mesela yurt dışına demir çelik sattığımız dönemlerde hiç durduramıyorsunuz gibi birçok sebepleri var. Girdinin yöntemini değiştirmediğiniz sürece bu yükselişin önüne geçilmez. Devletin bu işe bir çözüm üretmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, tüm sektörlerdeki bu fahiş diyelim fiyat artışlarının kontrol altına alınması gerekiyor. Çünkü ülkede yaşayan binlerce, milyonlarca kişi bu fiyat artışlarından şikayetçi ve yaşam kalitelerinin düştüğünden muzdaripler bunu ifade ediyorlar. Çok teşekkürler. Son mesajınızı alsak neler söylersiniz? Ben tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Vesile oldunuz sesimizi duyurmamıza. Yine Esnaf Odaları Birlik Başkanı Vatan Dere'ye teşekkür ediyorum. O da vesile oldu. Ben buradan esnaflarımıza son olarak diyorum ki ahilik kültürüyle çalışalım. Ahilik kültürüyle yaşayalım. Ahlaklı olalım. Konumuzun, komşumuzun hakkına saygı gösterelim. Birbirimizi kötülemeyelim. İnşallah önümüzdeki turizm sezonu daha iyi bir turizm sezonu olur. Mutlu esnaflar, mutlu insanlar görürüz diyorum. İnşallah insanların umudu artık 2021'e bağlanmıştı. 2022'den umutlular. Diliyoruz ki 2022 çok daha güzel bir yıl olur. Çok teşekkürler buralara kadar geldiniz. Ben de teşekkür ederim. Ve böylelikle esnaf gündemini noktalıyoruz. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya salı günü saatler 21'i gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Kanal V'yi izlemeye devam edin.